Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen. Buyurun Sayın Pekşen. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Elimde bir Sayıştay raporu var. Sayıştay'a niye ihtiyaç var ben doğrusu merak ediyorum. Bence bu Sayıştay'ı kapatmak lazım. Bu kadar raporlara bağlayıp, bu kadar yolsuzlukları belgeleyip, bu ülkenin bu kadar saygınlığını, itibarını beş para etmeni ne alem var? Ne alem var? Hazır düzen kurulmuş, tezgah oluşturulmuş, tarihte eşine beşine benzerine rastlanmayan bir soygun düzeni parlamentoda milletvekilleri olarak biz de bu soygun düzenini nasıl durdurabiliriz? Durdurmak mümkün değil. Bu bir devlet düzeni haline gelmiş. Bakın şimdi Sayıştay'ın bir raporundan size bahsedeceğim. Merak eden varsa sayfa numarasını da verin. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nu denetlemiş Sayıştay. Denetimle görmüş ki özellikle Tunç Bilek diye bir havza 116 milyon metreküplük bir alan ihaleye çıkarılmış. Bir yandaş gelmiş, ihaleyi almış 2013 yılında. Demiş ki ben buraya bir enerji santrali kuracağım. Bana 6 yıl müsaade edin. İhaleyi almış. İhaleyi aldığı günden bugüne kadar her yıl devlete yeni bir yalan söylemiş. Bir gram kömür çıkarmamış. Ama oradan kömür çıkmasına da bir başkasının çıkarmasına da izin vermemiş. Sonra kömür işletmeleri o havzanın yan tarafındaki 1 milyon 450 bin metreküplük bir alanın ihalesine çıkmış. Demiş ki bir dakika aman burayı ihale etmeyin. Bu bana rekabet oluşturur sanki kendisi kömür çıkarıyormuş gibi. Onun da ihalesini engellemiş. Oradan da kömür bizzat kendisi çıkarmış. Sonra bitmemiş ama. Bu yandaşa kıyakların sonu gelmez. Devletin TKİ'si başka bir havzayı dekabajını yapmış. 25 milyon metreküp dekabaj yapmış. Tam kömürü çıkaracak. Bu firma gelmiş. Demiş ki ya böyle bir şey olur mu? Ne gerek var? Ben geleyim, ben çıkarayım kömürü demiş. Kurumun çok yetenekli bir genel müdürü var. Mustafa Aktaş. Bu Mustafa Aktaş gerçekten belki de bürokrasi tarihinde eşine rastlayamayacağınız büyük bir film fırıldak becerisi sahibi bir genel müdür. 52 tane yönetim kurulu kararı almış ama yönetim kurulu kararları imzalamamış. Tek başına almış. 52 tane sahte belgeyle bu havzaları da arkadaş yandaşlara vermiş. Nasıl? Demiş ki bunlardan biz rödevas bedeli alalım. Buranın dekapaj bedelini de alalım. 67 liradan buna verelim. Tamam. Vermişler 67 liradan yandaş firmaya vermişler. Peki yandaş firma ne yapmış? 67 liradan aldığı sahayı 420 liradan fakfuk fona satmış. Yani hazineye vermiş. Yani sizin benim tüy bitmemiş yetimin elektrik parası, su parası, gaz parası, KDV'si, ÖTV'si bir yandaşın cebine böylece tezgahın içerisinde konularak aktarılmış. Ne kadar? Yıllık fakfuk fon kömürüne bir bakın ne kadar olduğunu göreceksiniz. Kömürü 100 liraya almış TKİ 420 liraya hazineye fatura etmişler. Bu genel müdür inanılmaz bir mal varlığı içerisine girmiş. En son Akit gazetesi bile yeter artık demiş ya. Bu genel müdür ne utanmaz ne arlanmaz bir adamdır ki PKK'ya bile maden ocağı işlettirir hale gelmiş demiş. Ertesi gün genel müdür emekli olmuş. Demek ki velhasılı şu, yolsuzluğu büyük yapınca artık yeterince doydun, emekli ol, git bunları yanına aldıklarını git, başkalarıyla paylaş, merak etme, seni aktarız. Aktarız derken de bunu laf olsun diye söylemiyorum. Kıymetli milletvekilleri, parlamentonun saygıdeğer üyeleri, bakın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, Amasya milletvekili Mustafa Tuncer, bütün bu olup bitenin bir kısmını gerekçe göstererek, KİT komisyonuna bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için dilekçe vermiş. Ne olmuş? O başvuruyu reddetmişsiniz. Şimdi bu genel müdürün bir başka yeteneğini daha birkaç cümleyle anlatayım size. Soma'da 301 madenciyle ilgili açılmış olan tazminat davalarının yansımasını da TKİ'ye biliyorsunuz yüklemiş. Rakam ne kadar? Size duyurulan rakam 150 milyon lira.
Ama mahkemelerden ortaya çıkmış olan bugün ödenmesi muhtemel rakam 650 ila 700 milyon lira. Yani yine tüy bitmemiş yetimin hakkını bu genel müdür büyük bir entrikayla, büyük bir yandaş kayırmasıyla yandaşlara yağmalattırmış. Ben size ne söyleyeyim? Ya bu Sayıştay'ı kapatın, ya parlamentoyu kapatalım, ya da bu yolsuzlukları toplumun vicdanında yer alacak şekilde yakasına yapışalım. Bu namussuzlara...